27 Ağustos 2019 günlerden, yanlış söylemiyorsam Salı. Zengi Yaylası'ndayım. Şimdi bugün bu coğrafyayı biraz daha doğal çekmek istiyorum. Bakın, buralar gördüğünüz gibi Sütçüler bölgesinin en meşhur yaylası, Zengi Yaylası. Birkaç yaylaları daha var, Yuvalı gibi veya Çandır bölgesinde de var. Şimdi şöyle bakalım. Bakın, kışın buralarda ardış kuşları olur. Şimdi görüyorsunuz, bak işte burada koyunlar var. Biraz hafiften kameramı döndüreceğim de şöyle tabiata doğru şöyle bir bakacağız. Şimdi bak, biraz daha döndüreceğim. Tam uzakta yılçı atlar var. Burada yılkı atları var veya diğer atlar da var. Burada çoban evleri var karşıda. Bu yayla güzel. Ben her yazın bu yaylaya gelir. Şurada bir çeşme var, bakın. Orada abim geldi, su içiyor. Adem Bey'le yeğenim. Buraya geldik. Bir yarım saat burada bir su içip dinlenip bir yayla havası alıp çıkacağız burada. Ben de bunu fırsat bilerek bir video çekeyim, kaydalayayım dedim. Bakıyorum, karşıdan da bir araba geliyor, bakın. Görüyorsunuz. Buraya sürekli gelen giden olur. Bu yayla çok boş kalmaz. Bütün gurbetçiler şehrin stresinden, o stresin vermiş olduğu yorgunluktan kurtulmak için buralara gelip buralarda böyle bir çok özgür bir yaşam ve doğanın güzel havasını teneffüs etmek ve yorgunluğunu atmak üzere bu coğrafyaya geliyorlar. Buralar güzel memleket, yaylalar. Hepimiz aslında buna çok büyük bir ihtiyaç duyuyoruz günümüzde. Şehrin vermiş olduğu stres ve yorgunluk neticesinde buralara kendimizi atıyoruz. Biz de bugün buralara geldik. Bu yaylaları çekiyorum. Ben buraya kışın gelirim. Otururum buralarda. Burada yağmurlu havayı, bulutlu havayı seyreder. Burada bir ekmek yerim. Domates olsun. Veya işte ceviz olsun. Çökerek olsun. Yörükler bu doğada yaşamayı çok sever. Yaylayı çok sever. Yayla hayatları onlar için her şeydir. Biz doğa insanıyız. Doğanın bize söylediği çok şeyler var. Biz onlarla bir konuşuruz kendi aramızda. Bir gönül ilişkimiz var. Biz onlara, onlar da bizi anlar. Şimdi bazen videolar çekiyorum da, bugün de biraz da dedim böyle şöyle doğaçlama çekelim. Şöyle koyunlara bakalım ya. Şu koyunlara bakın şöyle. Ne kadar güzel değil mi? Bak. Bir araç da geliyor bu esnada. O da suya geliyor. Bak, geliyor araç. Kim geldiğini bilmiyorum. Buraya doğru geliyor. Efendime söyleyeyim. Yaklaşıyor. Şimdi ben onlarla şarp videomu çekmeye devam ediyorum. Efendime söyleyeyim. Bir yorakla çekiyorum. Aleykümselam. Eşler de bize selam verdi. Onlar da geldi. Şimdi bu coğrafyaya bakıyoruz. Benim enteresan bir şey diyor. Şu coğrafyanın uzunluğu var ya, bak, ta karşıya bakın şöyle. Ne kadar büyük bir yer değil mi? Uzak bir yer ya. Ama endişe ettiğim bir şeyler var. Bu zamanla bu yaylanın ormanlaşıp bu yayla şehri havasını kaybetmese diye korku ve endişelerim var. Bu andan sonra şimdi gençler su almaya geldi. Buraya bakıyor. Şurada bir kurumuş ağaç var. Çok enteresan bir şeydir. Kışın gelir, kuşlar buna konar. Etrafı gözlemler, seyreder, iner. Burada ardış kuşları olur. Bu ardış kuşları çok iyidir yani. Bu tarhana çorbası dediğimiz çorbanın içine yörük bu avunu yapar. Onun için bu tarhana çorbasını içmek bambaşka bir lezzet ve keyiftir. Bunu yörükler bilir. Yörük bu doğaya, bu çilekeş dünyaya aşıktır, sevdalıdır. Burada çok çileli bir
hayat vardır ama bunun neticesinde bu coğrafyanın ona sunduğu çok büyük nimetler vardır. Çok temiz hava, bol oksijen. Burada insanlar çok hasta olmaz. Hastalık nedir hatta bilmez bile. Önceleri böyleydi ama günümüzdeki yiyecekler, şeyler neticesinde insanların yeme şeyleri değişince o hastalıklar da arttı. Önceden böyle değildi. Yörük her şeyi doğal üretir. Doğal şeylerle beslenirdi. Halen de öyledir. Ondan sonra aslında bu coğrafyanın dili de çok ağır. Yaşantısı da ağır. Ama güzellikleri de çoktur. Yörük bu coğrafyanın içerisinde yaşamını idame ettirim adına çok sürdürebilirlik adına çalışır, didinir. Şeyler üretir. Kendi menfaatini sağlar. Şimdi baktı ağacın arasında da birisini mi görüyorum? Şuralarda onu da bilmiyorum. Ondan sonra çıkıyorum. Ondan sonra bu coğrafya güzel bir coğrafya. Geçenlerde de söyledim. Efendime söyleyeyim. Bakın şöyle geleyim de şu koyunları merak ettim ya. Şu mor koyunu oraya bak. Koyunları çekiyor. Pişt. Koyunlar şey yapmak sevmez. Koyunlar sıcağı sevmez. Sürekli gölgede yaşar ve kafalarını birbirlerinin içerisine sokarak hayatlarını yaşamını idame ettirir. Ama kışın da tutamasına çok gezer. Kışın ovayı enine boyuna duman eder, gezer. Ama işte böyle gördüğünüz üzere de kış geldiğinde böyle içine girer. Sabahleyin erken yayılır, öğlene doğru sıcakta orada gününü gün eder. Hatta önceden yol altında büz vardı, o büzler mi? Onun altına girer, orada yatardı. Şu kahverengi koyunu da görüyorum maşallah. Allah nazarında saklasın. Bu coğrafya güzel ve çekiyorum bu coğrafyayı. Arabada gidiyor bakın yaylada. Yaylada güzel. Burada çok fazla diyeceğim bir şey yok. Zengi yaylasından mutlu kalın, hoşça kalın diyorum.